Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Dünya üzerinde birçok inanış mevcut. Bu dinleri en çok çeşitlilikle içinde barındıran ülkelerden birisi ise Hindistan. Hindistan'daki yaygın bir inanış olan Budizm ve onun kurucusu Siddhartha Gautama yani hepimizin yaygın olarak bildiğimiz ismiyle Buda'nın milattan önce 563 yılında doğduğu tahmin edilmekte. Ancak yapılan yeni araştırmalar bu tarihi değiştirmiştir. Elde edilen bu yeni bilgilere göre Siddhartha tahmin edilen tarihten 10 yıl belki de 100 yıl sonra doğmuştur. 20. yüzyıl bilim adamlarının çoğu İsa'dan önce 560 ila 483 tarihlerini uygun bulurken, ölümü için 410 ila 400 yıllarını öneren tarihçiler de bulunmaktadır. Bir rivayete göre Siddhartha'nın Hindistan'ın kuzey doğusundaki bugünün Nepal sınırına yakınlarında yer alan Lumbini de doğmuştur. Nepal sınırının yakınlarında Kapilayastu şehrinde hüküm süren Sakya hanedanına mensuptur. Babası Sudhodana Sakya kabilesinin kralıdır. Buda'nın kral olan babasının saray törenlerinin ihtişamlı ve abartılı olması muhtemelen asir bir aileden gelmelerinden kaynaklanmaktaydı. Annesi Maya ve babası Sudhadana ona amacına ulaşan anlamına gelen Siddhartha ismini verdiler. Lakabı Sıhak Yamuni ise kökenini belirtir ve Sıhak ailesinden gelen anlamını taşır. Siddhartha'nın doğumundan sonra onun dünyaya egemen olacak veya acı dolu dünyaya bilgelik getirecek kişi olduğu tahmin edilmiştir. Siddhartha Gotama her şeye sahip olduğu dünyadaki tüm sorunlar uzak kaldığı bir sarayda yaşamıştır. Babası, oğlu Siddhartha'nın ondan sonraki kral olmasını istemiş, oğlunun sokaklarda yaşlılığı, hastalığı ve ölümü görmemesi için kraliyet sarayından uzaklaşmasına fazla izin vermemiştir. Gotama bu varlığa rağmen yine de memnun değildir. 29 yaşında oğlu Rahula'nın doğumundan hemen sonra tasasız bir hayat geçirdiği saraydan ayrılır ve gezmeye başlar. Önce hayatın gerçek yüzüyle tanışır. Rivayete göre sakat, yaşlı bir adamla hasta biriyle bir ceset ve bir dervişle karşılaşmıştır. Siddhartha bu gerçekleri yaşlılık, hastalık, ölüm ve acıyı hayatın ayrılmaz parçaları olarak görmüştür. Diğer yandan refahın ve zenginliğin hiçbir faydasının olmadığını anlamış ve gerçeği aramaya karar vermiştir. Her şeyi arkasında bırakmış ve münzevi bir hayat yaşamaya başlamıştır. İki önemli bilgi kişi Alara Kalama ve Udaka Ramaputta'nın öğrencisi olmuştur. Bunlardan yoga ve meditasyon yapmayı öğrenmiştir. Ganj vadisinde 6 yıl geçirmiş ancak oradan ne iç huzuru ne de aradığı cevapları bulamamıştır. Oruç tutmuş ama bunun da bir kurtuluş yolu olmadığını fark etmiştir. Bu yüzden geleneksel dinleri ve onların yollarını denemeyi bırakmış ve kendini meditasyon yardımıyla bulmaya çalışmıştır. Siddhartha Gautama, Hint tanrısı Brahma'ya hayatının sonuna kadar kendini insanlığı acıdan kurtarmaya adayacağına söz vermiştir. Nedeni ise 29 yaşındayken hayatın gerçekte ne olduğunun, zenginliğin, lüks hayatın hiçbir mutluluk getirmediğinin, insanların yaşadıkları acıların ve önceki hayatın ne kadar anlamsız olduğunun farkına varmış olmasıdır. Efsaneye göre bir keşiş ateşli hastalığı ve çürümekte olan bir cesedi görmüş ve bunun üzerine tüm bu acılara çıkış yolu bulmaya karar vermiştir. Siddhartha bu 29 yaşındayken tek oğlu Rahula'nın doğumundan kısa bir süre sonra çocuğunu, karısı Yasadhora'yı ve şehrini terk edip çilenin ve acıların kurtuluş yolunu aramaya koyulmuştur. 6 yıl boyunca Ganj Vadisi'nde çilekeşler gibi dolaşmış, ünlü din eğitmenleriyle bir ara gelmiş, onların yöntemlerini takip etmiş, çalışmış ve çilecilik öğretilerini sıkıca uygulamıştır. Fakat belli bir süre sonra bu dinlerin ve bilgilerinin onun amacına yönelik olmadığını anlayarak vazgeçmiştir. Onları bıraktıktan sonra öncelikle derin düşünme yani meditasyon teknikleriyle kendi yolunu aramaya başlamıştır. Diğer din öğretilerinin aşırılığını önlediği için bu durumu orta yol şeklinde tanımlamıştır. Siddhartha Dolunaylı bir gecede Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Bodhigaya'daki Nihara Nehri kıyısında incir ağacının altında meditasyon yaparken aydınlığa ulaştı. Böylece nefret hırs ve cehaletten arındı ve böylelikle Buda uyanmış olur. Siddhartha Guatama bu sırada 35 yaşındadır. Ayrıca incir ağacı bilgelik ağacı olarak sayılır. Uyandıktan sonra Benares yakınlarında yer alan Isipitana'daki geniş vahşi ormanda beş keşişten oluşan bir gruba ilk öğreti sohbetini yapmıştır. Bu beş kişi Budist keşişler topluluğunun ilk üyeleriydi bu beş keşişe beşli asket de denilmektedir. Siddhartha Hindistan'ın kuzeydoğusunda 45 yıl boyunca her gün orta yalı öğretmeye çalışmış. Her kesim önünde konuşmuştur. Hiçbir şekilde sınıf ayrımı yapmadan kadın erkek tüm halka krallara ve köylülere kendilerini dini adayanlara, brahmanlara dinden uzaklaşanlara, borç verenlere, dilenenlere, azizlere ve hırsızlara bilgi vererek onları aydınlatmak için bütün öğretilerini anlatmıştır. Kadın erkek herkes onun öğrettiklerini anlamaya ve onun yolundan gitmeye çok istekliydi. Gotama'nın ölümünden. Mahaparinibbana Sutta isimli eski kayıtlarda şu şekilde bahsedilir. Bu da son seyahati için yola koyulduğunda 80 yaşındadır. Öğretilerini dinlemek isteyen müritleri ona eşlik ederler. Bir hikayede. Ölümünden kısa bir süre önce keşişlerin önünde Nilüfer çiçeğinin Buda'nın elinde nasıl açtığı anlatılır. Bu durum karşısında. Mahakasyapa'nın dışında diğerleri şaşkındır. O sadece gülümser. Bu onun diğer ne kadar farklı olduğunu gösterir. Bu yüzden Buda, bütün bilgeliğini ve ruhunu Mahakasyapa'ya devrettiğini söyler. Bu hikaye aynı zamanda Zen Budizminin efsanevi kuruluş hikayesidir. Efsaneye göre Guatama 80 yaşında Kusinigar'da yediği bozuk bir yemekten zehirlenerek dizanteriden öldü. Onun bilgeliği kendi öğrencileri tarafından sözlü olarak yayılmış ve ölümünden yaklaşık 200 ila 300 yıl sonra da yazıya dökülmüştür. Siddhartha Guatama'nın ölümünden sonra hayat hikayesi öğrencilerinden oluşan Sangha topluluğu tarafından derlenmiş ve çok uzun bir süre sözlü olarak aktarılmıştır. Siddhartha Gotama Kuşnigar'da bir kasabada ölür ve Paranivarana'ya ulaşır. Buda'nın son sözleri şöyledir. Ey keşişler size söylüyorum her olgu bir gün yok olmak zorundadır. Bu yüzden yorulmadan savaşın. Olgu kavramı diğer çevirilerde bileşik şeyler olarak verilmiştir. Bu da ölümünden kısa bir süre önce. Kuzeni ve en yakın müridi Ananda'ya şöyle demiştir. Sana daha önce de söyledim söylemedim mi ananda sevdiğimiz her şeyden bir gün ayrılmamız gerekir. Doğan her şeyin bir gün yok olmaması mümkün müdür? Mümkün değildir ananda. Siddhartha Gotama Hindistan'daki kast sistemini sosyal gruplar arasındaki sınıf ayrımını kabul etmez. Öğrettiği bilgi yolu onlar anlamaya istekli olduğu sürece bütün kadın ve erkeklere açıktır. Buda'nın öğretileri Asya'da ve dünya genelinde derin bir etki bıraktı. Onun öğretileri milyonlarca insanın iç huzurunu bulmasına ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmesine yardım oldu. Bugün Buda'nın öğretileri hala birçok kişiye ilham kaynağı olmaktadır ve meditasyon ve mindfulness gibi uygulamalar modern psikoterapi ve zihinsel sağlık uygulamalarının bir parçası haline gelmiştir. Buda'nın yaşamı ve öğretileri insanlık için derin bir kılavuzluk ve iç huzur arayışının sembolü olmaya devam ediyor. Onun öğretileri insanların acılarıyla başa çıkmasına ve içsel huzuru bulmasına yardımcı olmuştur. Buda'nın hikayesi ve öğretileri her zaman ilham verici ve düşündürücü olmuştur ve dünya çapında milyonlar insanı etkilemeye devam etmektedir videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın